Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Deyipli Köfte 2'nin 15. bölümüne hoş geldiniz. Sörde gene yalnızım çünkü sabahın 10'unda çekim yapıyorum. Dolayısıyla da herkes okulda. Nazar uyanmadı bile. Evet. Peki, siz görmüyorken neler yapıyorduk? Birincisi, bayağı ağaçlarla uğraşıyorum. Bakalım yeni bir şeyler ortaya çıkmış mı? Hayır. Henüz bir şey gözükmüyor. Arıları da yenilemem gerekecektir muhtemelen. Hayır, gerekmeyecekmiş. O zaman sizleri çıkartalım. Evet, bayağı bir ağaç türü elde ettim bu arada. Eğer wood diye aratırsak size elimdeki bazı wood çeşitlerini göstereceğim. Özellikle şunu çok kullanacağım bu arada. Evet. Size gün ışığında göstereyim bir basitçe. Öncelikle Ebony. Ardından Teak. Bu şekilde. Kapok. Direkt şöyle göstereyim. Yardıra yardıra. Brazilwood. Dur, seni zaten koymuştuk. Lime. Ve balsa. Ağaçlarını da gösterelim. Balsanın ağacını çok kullanacak olmanın sebebi böyle güzel bir beyazı var. Zorunda mı? Rose. Brazil ve Lime. Elimizdeki ağaçlar bunlar şu an. Ve ben hemen şu Kalimera'yı alıp geleyim. Evet, elimizdeki ağaçlar şu an bunlar. Gördüğünüz gibi. Özellikle şunu biraz kullanabilirim. Şunu kullanabilirim. Şunu. Bunları bayağı bir kullanacağım. Ya elimdeki ağaçları gösteriyordum da. İyi. Gelirim birazdan. Tamamdır. Evet. Şimdi bu bölüm ne yapacağız peki? Kalimera, sence bu bölüm ben ne yapacağım? Bilmem. İpucu vereyim mi? Ver. Squeezer, Steel, senden çaldığım 12 Impregnated Stick ve bir Impregnated Casing. Şey olabilir ya. Tahtaları işleyen bir şey vardı böyle Yep. renkli. Bu arada Impregnated Stick Seed Oil ile birlikte karpında
Carpenter'da yapılıyor. Impregnated Casing de aynı şekilde fakat şöyle. Evet. Bunlarla ne yapacağım diye soracak olursanız. Tree... Woodworker'dı. Ha evet. Woodworker. Woodworker için önce şu arkadaş lazım. Şu arkadaş için şu lazım. Sonra da bu arkadaşı böyle arkadaşlamak lazım. Ve elimizde Woodworker var. Şimdi bunun çalışma alanını buraya mı koysam? Çünkü yavaştan TARDIS'e taşınmaya başlayacağım. Geçici bir yere koy en iyisi. Evet. Squeezer. Steel. Bir saniye benim Carpenter'a da ihtiyacım olacaktı değil mi? Galiba. Evet. Carpenter. Tabii Carpenter için öncelikle Sturdy Casing lazım. Sonra onu Carpenter'a çevirmek lazım. Ardından da Liquiduct var. Ve Conduit'ler. Liquiduct. 2 adet lever. Ve Enerji Conduit. Tamamdır. Ne haber Kalimera? İyi. Nereden geldim an nereden anladım geldiğini? Duman ses. Yep. Sadece ses. Lever. Evet. Ve Woodworker'ımızı da nereye koyalım? Onu da buraya koyalım. Sonra geriye eski torçu yerine koymak kaldı. Evet. Şimdi enerji hattımızı bağlayalım. Woodworker'ın enerjiye ihtiyacı yoktu diye hatırlıyorum. Ki zaten girişi de yok. Evet. Evet, size bu makinelerin ne işe yaradığından bahsedeceğim. Şu arkadaş, Squeezer. Buna benim spruce wood'larım nerede? Spruce wood'larım burada. Biraz da jungle çevireyim. Ha. Sağlam bir dupe bug var. Ha tamam düzeldi. Ne olmuştu ki? Yapmışsın sonunda Rose. Evet. Septic. Evet. Ve bunları bunun içine koyuyoruz. Bunlar gelip buna aktarılıyor. Burada turpentine. Ya da su. Şu squeezer'ın içinde rezine dönüşüyorlar. Steel'in içinde ise turpentine dönüşüyorlar. Turpentine ise buraya giriyor. Ve ardından buradan benim gelip nereye gitmem lazım? Bizmek almaya mı? Beeswax almaya Raxi'nin evine. Beeswax'leri kullanmadıkları için bana Beeswax'lerini verebileceklerini söylemişlerdi. Hı. Ben de düşünmeden alıyorum. Bende de var eğer alacaksın. Sen kullanıyorsun, sıkıntı orada. Yok. Hayvan gibi oldu. Olsun gene de kullanıyorsun. Tamam, problem yok ya. Ki kaldı ki Raxi'yeni sömürmek daha eğlenceli. Hu. Ayş. Bir an FPS düştü. Gerçi bilgisayarı 7 gündür falan kapatmıyorum. Ondan Oha. olabilir. Biz vekslerimizi buraya koyalım. Sanırım evet, böyleydi. Ve bunlar veks üretmeye başlasın. Pardon.
Ha, wood polish üretmeye başlasın. Bu wood polishler nedir diye soracak olursanız, şuraya gidecek bir arkadaş. Ve burada bunları üreteceğiz. Nasıl üretiyorsun diye soracak olursanız mesela, kendime biraz ebony alayım ve biraz da balsa alayım. İlk slota balsa koyalım. Ya da tam tersi. Şimdi benim elde etmek istediğim şey şu. Evet. Ve buradan 8 tane bundan elde ettik. Aa, bir de bana Master Carpenter Hammer yapabiliyor muyuz? Carpenter Hammer yapacağım ancak Master Carpenter Hammer yapsam daha iyi olur. Evet, yaptım. Şimdi bu ne diye soracak olursanız, güzel bir şey. Nereden yerleştirsek? Tabii başta şöyle tuhaf duracak, sonra çevireceğiz bunları. Evet, şöyle bir görüntü karşımızda. Yani bu tarz şeylerle işte burayı dekore edeceğim. Ayrıca balsalar biraz daha gelin. Sizler lazımsınız baya. Yani bir stack balsa alayım ben şimdilik. Wood polishlerimiz yapılıyor. Balsa. Burada bir düz plank'imiz vardı. Evet. Bu bayağı çok kullanacağım bir şey. Sevine gelecek olursak, görüntüsü görünce anlarsınız. Bayağı sade bir görüntü. Ama biraz köşeleri olması rahatsız etti. Bakalım köşesi olmayan bir versiyonu var mı bunun? Yok galiba. Neyse, bir şeyler bulacağız artık. O ilginç desenler çıkar cidden. Neyse, bu kadar bunlarla eğlenmek yeter. Şimdilik siz şuraya gidin. Aa, unutmadan bir şey test edeceğim. Siz mikroblok yapabiliyor muyuz? Hayır. Overworld'de misin sen şu an? Evet. Ha, o yüzden gündüz yapamıyorum. Neyse. Uyuyayım ben de. İstersen. Yok, boş ver. Tamam. Tamam. Bu bölüm, bunun dışında TARDIS'teyim. Gene bir şeyle uğraşıyorum. O da şuraya bir koridor açtım gördüğünüz gibi. Burası ne olacak diye soracak olursanız, burası aşağıdan başlayacak. Üstten göreceğiz sadece. Ve burası TARDIS'in yeşil odası olacak. Yani bitkilerin şuyun buyun yer aldığı oda. Otomatik farmlarımızın ve bir tane de pumpkin farmı kuracağım. Evet, doğru duydunuz, pumpkin farmı. Steel üretiminde güzel gidiyor. Ayrıyeten, en son şu sistemi yaparken takılmıştık, değil mi? Evet. Artık değil. Sorunun sebebi şu anki bir bug yüzünden bu bookstandler, lecternlar falan filan inventory olarak algılanamayabiliyor. Bu arada Cory çalışıyor, değil mi? Geçen gün bir problem olmuştu çünkü. Evet, hatta o problemi de görüyoruz. Bu arada Cory ile ilgili ufak bir sıkıntı var. Mining well'ler sıvılarla sıkıntı yaşıyor.
O yüzden mi olmuş geçenki Yok bug? hayır o değil. Neden olmuş? Hiç bilmiyorum onu. O sadece sıvı problemi sadece kazarken problem yaratıyor. İlerlemesi bir problem. Yalnız bir saniye. İlerlemesi lazım. Evet. Corey'i başka bir dünyaya taşımaya karar verdim an itibariyle. Aa, Ender Dragon'ı öldürelim mi? Olabilir. End'i bulduysak. Bulduk. Tamam dur ben şu Quarry'mi halledeyim. Nasıl Quarry'mi halledeyim. İkimiz mi keseceğiz? Evet. Sörden neticede şu an başka kimse yok. İyi tamam. Diğerlerinin çoğu okulda neticede. Sen okuldan erken mi çıkıyorsun? Bugün gitmedim. Ha. Tembel Tembel herif. Benim de sadece bir tane dersim vardı. Ha, benim okul biraz fazla rahat da. İyi. Hatta bazı günlerimde boş tamamen. Evet. Bayağı bir oyunu yok ediyorum ama mecburum. Excel'de bu kuarı ilerlemiyor. Tam artık ilerliyor. Aa, o sorun oldu. Yine mi? Evet. Nasıl oldu? Bilmiyorum, iki kere ilerledi. İlginç. Neyse, bunu daha sonra çözerim. Nedenini bilmediğim bir şekilde iki kere ilerledi. Herhalde sıvılar sorun yaratıyor ya. Olabilir. De öncekinde sıvı yoktu o esnada. İlginç. Neyse zaten yeniden inşa edeceğiz bunu. Sıkıntı yok. Neyse hadi end'e gidiyor muyuz? Dur eşyalarımı bırakayım ben. Ben de eşyalarımı bırakayım. Ve yanıma bir tane piston alayım bu arada. Ben de yağmur yağdırak mı? Twilight Forest'ımız yok. Rainmaker var da bende. O işe yarar mı ki? Bilmem. Çölde yağdırabiliyorsun ama burada da yağdırırsınız onu teorik olarak. Piston alayım ben. Bir de lever. Tamamdır. Tamam. Endra al. Hı? Endra Ha, Ayş. Eye of Endra Ender. Ayş. Ha işte. Hemen Blaze Rod'um var mı? Var. Kaç tane lazım olacak? 10 tane. 10 tane Bilgisayar sağ olsun. Blaze. Maden yaparken buldu. Biraz Enderman kesiyordum da bu aralar. Dur. Neyse yanına tepeleneyim direkt. Tep al. Birisi Haber. almış şeyi. Neyi? Spawner'a şuradaki. Güzel. Nefret ediyorum zaten seni. Aa, muhtemelen Raxian'lerdir. Aynen. Hazır mısın? Evet.
Geronimo. Geçemedim. Ha da geçtim. Ben kristallerle ilgileniyorum. Tamam. Eridi gitti hemen ya. Vuhuhu. Yalnız 2 bölümdür canavarlarla dövüşüyoruz. Evet. Burada biraz maden de toplayacağız. Tamam. Ben aralara çökeceğim lan. Ben direkt Sheldon Knight'lara. Bu arada arıcılık tacımı Kalimera devralmış durumda burada. Biraz öyle oldu. Yakında arılara giriştiğimde senden bayağı dadanacağım ama bunu biliyorsun. Biliyorum. Royal Jelly falan lazım olursa zaten al. 10 bin küsür tane Tamam, var. o zaman direkt ben Alvieri ile başlarım. Evet, aynen öyle Oha, başla. 10 bin küsür mü? Evet, 20 bin de olabilir. Bakmadım. Story dolu şu anda benim. Keselim mi? Kesiyoruz zaten. Tamam. Ne Ölmek üzere olduğunu zaten. anlayamadı. Sen kes. Aha. Öli, öli. Ender Dragon öli. XP. Ve tabii ki de ben yanımda her daim ne taşırım? Piston. Hayır, stone. Ha evet. Piston da Ender giderken taşırım. Zandır ve lever. Ender Dragon'ımız var. Dragon Egg'imiz var. Lazım mıydı sana acil? Yok gerek yok ya. Tamam. O zaman ne yapalım? Dragon Egg'i. Madenleri çekelim. Yep. Ben gidip bari scoop getireyim sana. Benim eldivenim varsa eldiven scoop görevi görüyor. Görüyor mu? Hı. Tamam o zaman. Şimdi öncelikle tungstenler. Sen tungstenleri normal alabiliyorduk. Bunlardan ne elde ediliyor diye soracak olursanız adından da belli olduğu gibi tungsten. Ve tungsten Gregtek kuruluysa eğer aşırı gerekli bir şey. Sadece Red Power kuruluysa ki bizde Red Power direkt yok. Hiçbir işe yaramıyor. Tungsten topladık biraz. Şurada Sheldon Knight var. İşte Sheldon Knight asıl önemli olanlardan bir tanesi. Bunlardan iridium elde edebiliyoruz. Bu arada bu meteorumsu şeyleri de oyuna direkt tek ekliyor. Bulutlar hangi mod ekliyordu? Bulutları Tinker's Construct. Tamam. Evet. Neyse biz... Aa dur. Arıları da göstereyim ben. Bir dakika. Ha, Yani buldum. izleyiciler görsün. Tamam, portalın yanında. Evet, bunlar İçinden şunlar çıkıyor. gördüğünüz gibi Ender. Bir saniye.
Seni kapatayım ben bir. Sana geri verelim şunları. Hangi Aldın mı? aldım. Evet. Ve soldun. Evet, bunun dışında başka ilginç neyimiz var Ent'te? Mesela zeminde güzel bir şeyler olabilir. Zeminde eğer bir böyle obsidyen görürseniz lütfen buna özen gösterin. Çünkü arkasında şöyle güzel Oblivion Hive gibi güzel bir şey çıkabiliyor. Onu alma bence çünkü gelmiyor. Aa, Ben gelmiyormuş. daha demin almaya Ne çalıştım, zaman gelmedi. oldu o? Daha demin ya. Ben de Yani buldum bir tane. ne zaman o problem oldu? Oblivion B'ler var. Herhalde bu şeyle olmuyor. Yani eldiven de olmuyor herhalde. Olabilir. Evet. Neyse ben şimdilik bir durayım. Bolca maden kazdıktan sonra geri döneriz. Ve geri döndük. Topladıklarım bunlar. Bayağı bir tungsten topladım. Hadi bakalım. Evet ve geri geldik. Şimdilik Sheldon Knight'ların işleyişine bir bakalım önce. Orada size önemli bir detay göstermem lazım. Evet, bu normalde Platinum elde ediyor. Polarizer'da işlersek %10 şansla Iridium elde ediyoruz. Industrial Grinder'da işlersek 2 tane Iridium Nugget elde ediyoruz. Bunlardan 9 tanesi bir Iridium Ingot oluyor bu arada. Eğer Mercury Cell'le birlikte işlersek 3 tane Platinum elde ediyoruz ve Platinum Iridium'a dönüştürülebiliyor. Iridium Nugget'a. O yüzden Sheldonite larımızı en son işeyeceğiz. Gene Bazinga diye isim geldi. Evet, şimdilik Dragon Egg'imizi nereye koyak? Workshop, Nexus. Workshop ama neyin içinde? Aa, buldum. Diamond Block. Hayır. Şurası boş artık. Dıdın dıdın. Evet ve pistonlarımızı, şunları falan koyalım. İçeriklerim ne durumda? Güzel güzel. Hatta toplayayım. Hazır gelmişken. Wood pole işlerime de bakayım. Ha tamam, sen halletmişsin. Evet. Teşekkürler. Bir şey değil. Evet, şimdi elimize geçenlere yavaştan bakmaya başlayalım aşağıda. Evet. Soldenite, tungsten, emerald, olivine. Iron'lar da elde ediliyor bir yandan ama onlar işleniyor biraz daha. Alüminyum ve nikel. Evet. Şu magnezitler işimize yarayacaktı. Mange Pardon. Telaffuz edemiyorum. Boş ver. Umarım doğru hatırlıyorumdur bunun işe yaradığı konuyu. Yok, yanlış hatırlıyormuşum. Tamam, bu işimize yaramıyordu. Sadece amplifier. Ben şunları şöyle koyayım.
Evet. Onlar işlerine dursun. Diğer yandan bu bölümde başka ne yapabiliriz? Arılara başlayabiliriz. Hayır. Ağaçları kontrol edebiliriz tekrar. Gözlüklerimi unutmazsam eğer. Aa, bu arada... Aa! Var bir tane. Hadi güzel bir şeyler İhtiyacım olan bir ağacı daha keşfettim. Ney? Buz. Muz benim için önemli biliyorsun. Evet. Bir gündüz yapacağım. Tamam. Oldu zaten gündüz. Ha, tamam. Evet. Ben gece oluyor zannetmiştim. Selam zombi. Hoşça kal zombi. Selam muz. Meyven nerede? Burada. Ama senin sapminlerini alacağız. Grafter özelliği var değil mi sende? Evet. Evet. Evet, artık muz ağacımız var. Bunu çev 24 tane sapling şimdilik işimi görür. Muz. Muz. Evet. Bunu bitirdiğimize göre bundan sonraki bölümlerde artık neye başlayacağım? Evi taşımaya. Evet. Yavaştan evi taşımaya başlayacağım artık. Önce tarlamı falan yapacağım. Sonra da şunları işleyeceğim. Divine'lar gelin. Divine Dust'lar. Tiny Pile'lar burada kalacak tabii ki de. Onları işleyecek sistemi yeni evde yapacağım. Bakalım ne kadar alüminyumumuz olmuş. Güzel. Kaç? 177 tane dust'ımız var. 800 tane ingot var. Ingotları şunun içinde pişirebiliyorsunuz bu arada, haberiniz olsun. Evet. Tungsten dust'larıma bakayım. 238, güzel. Tungsten bu oyundaki neredeyse her şeyi verimli hale getiriyor. Öyle bir arkadaşımız kendisi. Evet. Şu wood pulplarımızın kullanımlarına bakacak olursak bunlardan wood plank yerine geçen bir şey elde edebiliyorduk diye hatırlıyorum. Ya da direkt yakıt olarak kullanabiliyorsunuz. Onun dışında kağıt elde edebiliyorsunuz. Ya da şundan. Ya da mektup. Wood yerine geçen arkadaş. Açılırsa eğer çok güzel olacak. Evet, gördüğünüz gibi direkt wood. Tamamdır. Evet. Sanırım bu bölümü burada bitirsek hoş olabilir. Ne diyorsun? Evet. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftemi günler, iyi eğlenceler.